Hepinize selamlar dostlarım, hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Dinozorlu Yaz sezon 7'nin paylaşılan ilk fotoğrafı işte karşımızda arkadaşlar. Biz de her sezon her paylaşılan fotoğrafta olduğu gibi doğal olarak bu fotoğrafın detaylarını sizlerle beraber inceleyeceğiz. Şimdi aramızda şunu diyecek arkadaşlarımız mutlaka vardır. Daha sezon yeni başladı. Ne detayı arayacağız bu fotoğraftan? İşte ben de onlara şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz sezon Bell'in gelmesiyle beraber biliyorsunuz ki haritalarımız vardı. Haritamızın sağ tarafında bir dinozor iskeleti vardı. Daha başlar başlamaz verilen bir detay vardı. Ki biz daha önce dinozor detaylarını ve dinozor teorilerini sizlerle beraber yapmıştık arkadaşlar. Tabi doğal olarak bu fotoğrafta herkesin olduğu gibi benim de dikkatimi çeken bir konu var ve beni aslında başka yerlere yönlendiriyor o konu. Şimdi onlara da bakacağız tabi. Yani aslında şöyle de başlayabiliriz. Bizim ilk dikkatimizi çeken konu buradakiler. Bunlar robotlar arkadaşlar. Muhtemelen bu Bell'in gelmiş olduğu zaman, yani Bell'in sezonunda tanıtılan robotlar istila ederse Bell sizi koruyacak şeklinde robotlar vardı ya. İşte buraya baktığımız zaman bu robotları onlara benzettim arkadaşlar. Şu şekilde apaçık onlara benziyor. Ama bu robotlar burada bir şey inşa ediyorlar. Şimdi normal şartlarda burada bir dükkan var ve bu dükkanda Edgar veya Colette'den birisi olması gerekiyordu ki zaten Edgar var. Çünkü Gift Shop üçlüsüne ait karakterler. Griff daha oyuna gelmedi. Bu üçlümüz tamamlandı. Doğal olarak ya Edgar ya Colette burada olması gerekiyordu ki Edgar orada olmuş arkadaşlar. Şimdi oradaki, yani şuradaki robot detaylarına gelmeden önce, bunların neyi inşa ettiğine bakmadan önce kısaca şuraya bir bakalım arkadaşlar. Şimdi burada buraya baktığımız zaman gözlükler herkesin dikkatini çekmiş. Zaten burada da hemen balina bekçisi Nita kostümünün ayısının peluşu galiba o var. Onun hemen altında şurada Pam'in kostümü var arkadaşlar. Onun dışında buraya baktığımız zaman bu gözlük, en üstteki gözlük Bell'in gözlüğü, yan tarafta Surge'ün gözlüğü, alt tarafta Rosa'nın yeni kostümü, Coco Rosa'ydı galiba ismi yanlış hatırlamıyorsam. Onun gözlüğü, yani şu hemen onun yanındaki gözlük, altındaki gözlük kime ait bilmiyorum ama Coco Rosa kostümünün altındaki gözlük de herhalde Brock'a aittir. Yani şu beyaz gözlük ve onun altındaki gözlük kime ait gerçekten bilmiyorum. Bilen arkadaşlarımız varsa da yorumlara yazsınlar. Eski kostümlere de ait olabilir. O konuda sizler de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hemen yukarıya baktığımız zaman Leonard Karl kostümündeki şapkayı görüyoruz. Yanında Leon'un şapkası, yanında da Celine Nani kostümünün şapkası var. Spike peluşumuz olmazsa olmaz. İşte Sakura Spike'ı da orada görüyoruz ve Sakura Spike'ın yanında Dani'nin de bir peluşunu görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok sevimli bir şekilde duruyor. Hatta ben bu görseli Brawl Stars Türkiye hesabının altında paylaşarak Dani'ye de yazdım. Ne kadara satılıyor bu, bunu ne kadar alabilirim, çok şirin görünüyor şeklinde. Hemen şimdi burada aslında dikkatimizi çeken bazı konular daha var arkadaşlar. O konulardan birisi de şu. Şimdi burada Spike çorabını görüyoruz değil mi? Arkadaşlarımız sorduğu için söylüyorum. Buradaki Spike çorabı zaten olmazsa olmaz. Her fotoğrafımızda var. Fakat Spike çorabını şu şekilde yakınlaştırdığım zaman yukarıda bir logo var ve Star Park logosu. Arkadaşlarımız demişler ki abi Star Park logosu var burada, sanki Star Park'a geri mi dönüyoruz? Şimdi ben şöyle cevap vereyim arkadaşlar. Onu tabii ki de bilemeyiz. Geri döneriz dönmeyiz ama Dani, topluluk yöneticimizden, hatta şurada peluşu olan da Dani demişti ki aslında her güncelleme Star Park'la ilgili. Ve şimdi Star Park konusuna gelmişken oradaki robotlar vardı ya, işte benim aklıma farklı bir konuyu getirdi. Oradaki robotlar. Şimdi hemen onlara geçiyorum arkadaşlar. Buradaki robotlara baktığımız zaman arkadaşlarımızın da söylediğine göre buradaki robotlar bir şey inşa ediyorlar. Burası Velociraptor, yani yeni temamız. Burada yeni karakterimiz Buzz'ın o güvenliğinden sorumlu olduğu, can kurtaran olduğu Velociraptor'da bir yer inşa ediyorlar. Şimdi arkadaşlar burada bir yer inşa ediyorlar. Her güncelleme Star Park'la ilgili, bunu topluluk yöneticimiz Dani söylemişti. Şimdi bu arkadaşlar, bu robotlar baktığımız zaman bir şey inşa ederken hatırlarsanız Brawl Stars Japonya hesabının bir paylaşımı vardı. Bundan aylar aylar önce konuyla hiçbir alakası yokken Brawl Stars Japonya hesabı, hatırlarsanız kafaya da böyle bir artı sağlıkçı ve
veya itfaiyeci gibi veya da inşaatçı gibi çalışan bir emoji koymuştu ve Star Park'a geri dönüyoruz veya tam hatırlamıyorum tweet ama Star Park yeniden inşa ediliyor şeklinde bir şeyden bahsetmişti. İşte buradaki paylaşım da sanki bir şey inşa etmeleri direkt benim aklıma oraya getirdi. Tabii ki farklı düşünen arkadaşlarımız da vardır. Onlara da saygı duyuyorum ama dediğim gibi çok çok uzun zamandır bu teorilere baktığımız zaman artık fotoğraflardaki bazı şeyler geçmiş fotoğraflardan bize bir şeylere işaret ediyor olabilir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Frank, Danny, hatta birçok kişinin sosyal medya hesapları üzerinden susuz kalma, suyla alakalı birçok mesaj, hatta oyun liderimiz Frank'in bir asansörde iki şişe su ile beraber fotoğraf çekmesi bile gelecek olan bu temamıza bir işaretti. Bu temayı biz oradan anlamıştık arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Brawl Stars resmi hesapları tarafından paylaşılan özellikle belin olduğu ve robotların geldiği, hatta ben demiştim ki geçmiş zamanla gelecek zamanın birleştiği fotoğraf diye sizlerle paylaşmıştım. İşte yine burada arkası dönük robotların olması ki özellikle Velociraptor, yani burası dinozorlu yaz, burada robotların ne işi var diye aklımıza da soru işareti geliyor arkadaşlar. O sebeple yani bence gerçekten önemli ve güzel bir fotoğrafla başladığımızı düşünüyorum. Özellikle bu sezonunda daha heyecanlı, daha gizemli olacağını düşünüyorum. Çünkü Velociraptor'a baktığımız zaman gerçekten çok ama çok gizemli biri olduğunu haritalarımızdan da anlayabiliyoruz. Spike çorabının hemen altında yer alan artık savaş kutusu gibi görüyorum. Yani savaş kutusunun içerisinde iki tane şişe var. Bu iki tane şişe neyle alakalı olabilir? Şimdi burada yan tarafta Amber'ın ateş simgesini görüyoruz. Muhtemelen bunlar Amber'a ait ama şimdi oradaki şişeler acaba Amber'ın yağ şişeleri olabilir mi? Farklı bir şeyler olabilir mi? O konuda da dedim ya, şu an erken, yani gelecek olan diğer fotoğraflarla bunları birleştirmeden şu an daha bir şey bilemeyiz. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. Bir yapboz parçası. Bunun ilk parçasını alıyoruz. Diğer fotoğraflarla beraber bunları toplayıp tamamen bir tane detay veya teoriyi kendimiz gözler önüne serebiliyoruz arkadaşlar. İşte bu ilk fotoğrafımızın en önemli detayları bunlardı. Şimdi buraya baktığımız zaman doğal olarak yaz teması, yazla alakalı havluları görüyoruz. Tropical Sprout'un kostümünü görüyoruz. İşte şurada yeni gelen Mortis'in küreğini görebiliyoruz arkadaşlar. Yani birçok karakterimize ait bir şeyler görebiliyoruz. Şu da muhtemelen herhalde bu yeni gelecek Nita kostümünün gözlüğü olabilir diye düşünüyorum. Muhtemelen odur zaten herhalde arkadaşlar. Yani burada yukarı tarafta Rosa'yı görüyoruz, Tiki görüyoruz ve burada bir tane de Smith görüyoruz ki acaba bu yeni karakterimiz Buzz'la mı alakalı? Zaten bununla alakalı gün içerisinde başka bir videomda sizlerle olacak arkadaşlar. Şimdi burada Rosa, şimdi Tiki'nin yanındaki balon mudur, top mudur artık neyse, Rosa'ya işaret olduğunu görüyoruz ama bazı arkadaşlarımızın söylediği şey de Rosa bir Sprout. Geçen sene de çok fazla bununla alakalı biz detaylar almıştık, fotoğraflar almıştık. Yani sürekli olarak bunların ön planda olması yeni gelecek sezona veya temayla alakalı olabilir mi? O konuda da bir şey söylemek için çok ama çok erken arkadaşlar. Burada da doğuştan kötü Buzz'ın elinde bulunan köpektir diye düşünüyorum. Yani muhtemelen o zaten arkadaşlar. Onu görebiliyoruz ama o da buraya ne yapıyor abi? Buraya pisliyor galiba. Evet, yani gördüğünüz gibi oraya pislediğini görüyoruz. O da ince bir detay olmuş. Yani her karakterimize ait bir parçalar var ve şuradaki arka taraftaki yüzme tahtaları, surf tahtaları da son gelen güncellememizle beraber haritalarımız da çok fazla. Özellikle bunlara da dikkatimizden kaçmıyor arkadaşlar. Acaba onlarla alakalı bir şey olabilir mi? Ondan çok emin değilim ama tabii ki de her gelen fotoğrafı yine sizlerle beraber inceleyeceğiz. Burada son olarak pin. Yani sonuç olarak gift shop'tayız ve burada alabileceğimiz her şey var. Gördüğünüz gibi Colt, Jesse ve Bull'un da pinleri var arkadaşlar. Tabii ki Bull Retropolis üçlüsünde, Jesse Junker ailesi üçlüsünde, Colt da Vahşi Batı üçlüsünde Shelly ve Spike'la birlikte arkadaşlar. Şimdi bunların oradan olması acaba bir detay çıkartabilir miyiz? O da çok mümkün görünmüyor. Şu an için baktığımız zaman bu fotoğrafta bunlar dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz fotoğraflar geldikçe sizlerle detaylarını, gizemlerini araştırmaya devam edeceğiz. Tabii bu böyle anlık baktığımız zaman gözümüze çarpan detaylar. İlerleyen zamanlarda iyice incelediğimizde bunların daha fazla önemli detayı varsa sizlerle paylaşırız. Bazı arkadaşlarımızın da yaz günü de burada atkı takmazsın Edgar şeklinde Edgar'a da yazdıklarını da gördüm arkadaşlar. Gerçekten yaz günü Edgar'ın da orada
atkı detayı da ilginç ve zaten kendinden bıkmış, yılmış. Hani sıcaktan bunalmış gibi bir havası da var veya da yorulmuş gibi bir havası da var orada Edgar'ın. Colette olmadan da tek başına çalışması oldukça zor ki Griff gibi bir patronunuz varsa arkadaşlar, biliyorsunuz ki Griff de Edgar ve Colette'in patronu ve onların bahşiş kutularından bahşişleri alan, çalan mı? Alan mı? Zorla alan herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam eğer öyle bir şey söylemişlerdi Brawl Talk'ta. Öyle bir durum var. Ems'in spreylerini de orada görmemiz mümkün arkadaşlar. Sizlerin de varsa böyle detayları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hala bakıyorum şöyle dikkatimizden kaçan bir şeyler var mı diye, ama dediğim gibi şu arkadaki robotlar yani bu fotoğrafta her şeyden çok dikkat çeken bir durum. Yani arka tarafta ne yapıyorlar? Dediğim gibi Brawl Stars Japonya hesabını benim aklıma getirdi. İlerleyen zamanlardaki fotoğraflarda bakalım bu robotlardan daha fazla görecek miyiz? Hep birlikte sizlerle burada inceleyeceğiz zaten arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu da beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu tarz videoların daha fazla gelmesi konusunda bana büyük destek oluyor bunlar. Kanalda abone değilseniz ücretsiz şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.